Nazilli deyince benim aklıma Uzun Çarşısı, Arpaz Kalesi, Meyve Bahçesi, Kar Elvası ve Sınırsız Pamuk Tarlaları geliyor. Peki sizin aklınıza Nazilli deyince ne geliyor? Nazillili vatandaşlara sorduk. Nazilli'de yaşamak için bizlere 3 sebep söyler misiniz? Nazilli'de yaşamak için 3 sebep söyler misiniz? Birincisi insanlar birbirini tanıyor, küçük bir yer. Daha saygılılar, daha toplumsal değerlere yakın davranıyorlar, yakın yaşıyorlar. Aynı zamanda sakin, huzurlu, kendi üretimini yapabilen bir yer. Bu yüzden çoğu şeyi doğal şekilde bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda iyi bir havası var. Nazilli'nin suyunu içen bir daha gelir demişlerdi. Ben İzmir'de suyunu içtim, pidesini yedim, buraya kadar geldim. 6 yıldır da burada yaşıyorum. Ulaşım kolay oluyor, sosyal etkinlik oluyor, konserler oluyor genellikle. Arkadaşlarım burada. Doğma büyüme Nazilli'yim. Burayı seviyorum. Büyük şehirleri de yani çok yapabileceğimi hiç düşünmedim. Yani gittim, korktum genelde. Ulaşım sorunu, burada her şey yetişiyor. Oralarda bunlar var mıdır, yok mudur? Nazilli'nin ulaşım sorunu yok. Nazilli'nin ulaşım sorunu şöyle. Yani bir yerden bir yere gitmek için, yani bisiklette veya yürüme mesafesinde bile yapabilirsiniz, gidebilirsiniz. Ama büyük şehirlerde bu şekilde değil. Ama ulaşım sorunu var mı? Var. Sokaklarımız yetmiyor. Arabası çok fazla, taşıt çok fazla. Ulaşım sorunumuz var. Ama yani Nazilli olarak düşünecek olursak bir yerden bir yere gidebiliriz yani kolaylıkla. Başka Nazilli'nin ne güzelliğinden bahsedebiliriz? Yani tarım çok fazla. Her şeyi taze taze yiyebiliyoruz. Yani kendi bahçelerimiz de var, topraklarımız da var. Doğal ürünler. Kendi bahçelerimizden de topluyoruz. Evimizin önünde bile bir erik ağacı veya bir zeytin ağacı, bir limon ağacı, bir mandalin, portakal ağacı dikip oradan taze taze çocuklarımıza bile yedirebiliyoruz. Büyük şehirlerde sitelerin arasında bunları yapabilir miyiz? Muamma. Biraz zor. Hani ondan dolayı Nazilli dediğim gibi bir de hani doğduğum büyüdüğüm şehir olduğu için yani yaşanabilir diye. İklimi çok güzel, insanı çok güzel, mevsim çok güzel. Ve şöyle diyeyim, her şey doğaldır. Ondan buraya seçtik biz. Ondan biz buradayız. Birincisi iklim. İkincisi doğal gıdaların bulunması. Üçüncüsü de ulaşım. Yani her yere çok yakın. Toprağı verimli. Havası ılıman. Ayrıca meyve sebze ucuz yani. Her şey var yani. Sıkıntı yok. Yani diğer illere göre meyve sebzemiz ucuz yani. Mesela bazı yerlerde iyi sular bile bedava. Havası güzel, insanları güzel. Bir de yani az insan çok huzur. Öyle. Havası, suyu ve gerçekten öğrenci hayatı. Yani ben şahsen İzmir'den geldim. 24 kilometre ötede Yeni Pazar'da okuyorum. Hani gerçekten çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Nefes alabilmek için durmadan Nazilli'ye kaçıyoruz. Hani bizim için de çok iyi. Yani gerçekten ben hayatımı burada da sürdürebilirim yani. Birincisi Sümer Park. İkincisi havası güzel. Üçüncüsü de Uzun Çarşı. Yani ben bunları beğeniyorum genelde. Sırf bunlar için Nazilli'yi tercih ediyorum. Yani bir, toprağı verimli. İki, yazı, kışı yok denecek kadar az. Üçüncüsü de hani nasıl diyeyim, inciri olsun, portakal olsun, kestane olsun. Hani yaşanacak şehir. Hani tam derler ya, emekli şehri. Aynı o şekilde. Yani bereketli, emekli olup gelip burada yaşayacaksın. Her şey ucuz, o kadar çok pahalı değil. Mesela pazarlarımız, diğer meyvelerimiz hepsi ucuz yani. Diğer büyük şehirlere keza Aydın, İstanbul değil, ilçelere, illere göre biraz da uygun burası. Nazilli dünyanın en güzel bir yer olduğu için. Biz burada doğduk ama burada büyümedik. Ama yine de memleket memlekettir. Çok güzel bir yer. Herkes isterim ki Nazilli'de yaşasın.